Nois Felsefe Atölyesi Mantık Bilimi Çalışması 87. Bölüm 2022-04-26. Şimdi geçen hafta belirli varlık üzerinde yoğunlaştık ve oradan kendi için varlığa geçiş yapacağız. Yani bu aslında mantık biliminin bütününü anımsayın. Varlık alanı, öz alanı ve kavram alanı değil mi asıl üçlümüz ve burada şimdi varlık alanındayız. Öz alanına girdik, öz alanında ilerledik. Öz alanının kavramlarını toparlamaya çalışıyoruz. Yani onların arasındaki bağıntıları ve de dizge yapısını o aşamadaki ya da o düzlemdeki dizge yapısını toparlamaya çalışıyoruz. Ama şimdi tekrar belirli varlık ve kendi için varlık alanlarına dönmemiz gerekti. Şimdi şey önemli, yani mantığın neresinde durduğumuzu gözden kaçırmamak önemli ve aynı zamanda mantık biliminin kendisinin bütün bilgi alanında nerede durduğunu gözden kaçırmamak da önemli. Mantık bilimi doğa ve tin alanlarını önceliyor ve o anlamda soyut. Ama soyutla anlak soyutunu anlıyorsak, yani yalıtılmışlığı anlıyorsak o anlamda mantık bilimi hiç de soyut değil. Yani burada sözcükleri hangi bağlamda kullandığımız, hangi semantikte kullandığımız o da çok önemli. Nitelik alan diyoruz bunlara. Nicelik bir alan ve ölçü bir alan. Bu üçü varlık alanını oluşturuyorlar. Yani varlık alanının ayrı bir alan olarak belirlenmesinin nedeni bu alanın dolaysızlık karakterini gösteriyor olması. Hegel böyle düşünüyor ve öz alanı çünkü varlık alanından ayrılıyor ve öz alanı mantıksal olarak daha başka bir yapı gösteriyor. Bağıntı biçimi değişiyor. Yani dolaylılık geliyor ve bu da mantıklı görünüyor. Hegel'in sınaması orada ki bağıntıları ele alırken o alanın yani o alanın kendi mantığına göre bağıntıların kurulup kurulmadığını görmeyi test etmek. Yani Hegel tabii ki test yapıyor. Yani bunlar sınanması gereken ve yanlışsa düzeltilmesi gereken yerleştirmeler diyebiliriz. Şimdi burası karışık biliyorum ama bu karışıklık ancak zaman içinde ve aşamalı olarak azalacak. Yine de buradaki bağıntılar bütünüyle sağlam görünüyor. Varlık ve belirli varlık arasındaki geçişi gördük, değil mi? Hatırlayın, varlık aslında dolaysız yokluk gibi dolaysız ve bu ikisi oluş kategorisini yapıyorlar, öyle dememiz gerekir. Yani dolaysız olanaksız olan, değil mi? Soyut olan, yalın olan, yalıtılmış olan filan ve bu dolaysız, bu anlamda olanaksız. Çünkü dolaysız, dolaylı olmak zorunda. Dolaysızın olumsuzlama kapsadığını oradaki ek bize gösteriyor, son ek. Yani bütün dillerde de bu, yani bizi ilgilendiren, şu bağlamda bizi ilgilendiren dillerde de bu böyle. Varlık dolaysız. Şimdi burada varlık derken hangi varlıktan söz ediyoruz? Yani varlık alanının bütünü varlık olarak adlandırılıyor. Ama varlık alanının ilk momentinin kendisine de varlık diyoruz. Ve bu ayrımları gözden kaçırmamak önemli. Dolaysız olan varlık ilk moment. Dolaysız olan yokluk o da ilk moment. O iki ilk moment birlikte oluş kategorisini oluşturuyorlar. Ve bu Herakleitos'un felsefe tarihinde Herakleitos'un kavradığı bir bağıntı. Heraklitos görüyor. Oluşun varlığı ve yokluğu birlikte kapsadığını görüyor. Artık bizler de biliyoruz. Yani varlık, oluş kavramının kendisinde varlıktan yokluğa ya da yokluktan varlığa doğru bir geçişin olması gerekir. Yani olmayan bir şeyin ortaya çıkması ya da ortada olan bir şeyin ortadan gitmesi. Oluş bunu anlatıyor. Yani oluş ya da yok oluş. İkisi de bunların aynı kavram altında duruyorlar. Şimdi biz burada oluşun olumlu anlamıyla ilgileniyoruz bir yerde. Çünkü yani o yok oluşla incelenebilir. Burada sadece yön değiştirmek gerekecek, değil mi? Yani bu şimdi yön nasıl bir şey? Yani varlıktan yokluğa gidiş ya da yokluktan var. Burada
Bunlar dışsal terimler. Yani önemli olan varlığın ve yokluğun ayrılmazlığı, birliği. Ve bu şey birlik onların ilişkisi ya da onların birbirine geçişi dediğimiz şey. Oluş. Şimdi burada karşıtların birliği hemen kendini gösteriyor. Da kavramın karakteri karşıtların birliği olmak. Hiçbir kavram yalın, yalıtılmış değil. Ve her zaman bu kural kavram için söyleyeceğimiz en doğru şey kavramın somut olması ya da karşıtların birliği olması. Yani soyutluğu kabul etmiyor. Moment dediğimiz zaman bu çok iyi bir seçim Hegel payına. Çünkü moment kavram değil. Moment bir bileşen, bir kapı ve de soyut olanı anlatıyor. Yani soyut dediğimiz şey bu. Anlak soyutlaması. Soyutlama Allah'ın işiydi. Soyutlama bütün bağlantıları kesmek değil mi? Ve de bu işi düşüncemiz yapıyor ve de gerekli olduğu için yapıyor. Yani soyutlamanın da bir mantığı var, bir zorunlu bir gereği var. Ve de moment bunu anlatıyor. Oluş, karşıt momentlerin birliği. Karşıtlığın bir arada olması ortadan kalkmayı getiriyor. Karşıtlık demek birbiriyle bağdaşmayan, birbiriyle geçinmeyen, birbirini ortadan kaldıran terimlerin bağıntısı demek. Karşılıklı anlamamız gereken şey bu. Değil mi? Mantıksal olarak karşılık terimini gündelik dilde pek çok yere uygulayabiliriz. Muhalefet demek, karşılık demek. Parlamentoda, politik süreçte muhalefet denen şey karşılık demek. Yani bunlar ikisi bağdaşamıyorlar ve bunların birbirleriyle savaşmaları gerekiyor, çarpışmaları gerekiyor. Hani bunlar şey terimler, eğretilemeli terimler, yani birbirleriyle fiziksel olarak çarpışmaları gerekmiyor tabii. Program açısından çarpışmaları gerekiyor ve bağdaşmaları, barış içinde olmaları, geçinmeleri bunlar hep geçici ve bitmesi gereken noktalar. Mantıksal olarak karşılık hemen ortadan kalkma demek. Ve de oluş ortadan kalkmak zorunda. Buna dikkat edin. Oluşun ortadan kalkmasının dışsal olarak açıklamanın bir değeri yok. Her oluştan bir şey ortaya çıkar falan. Bunları söyleyebiliriz ama bunlar şey değil. Mantık biliminin kendi terminolojisinde ya da kendi düzlemindeki anlatımlar değil. Oluştan bir şey ortaya çıkar. Tamam ama oluşun mantıksal yapısı karşılığın birliği olmasına bağlı. Karşıtların birliği olmasına bağlı ve bu karşıtlık oluşun ortadan kalkmasının güvencesi. Oluş zorunlu olarak ortadan kalkıyor. Oluşun ortadan kalkma sözcüğünü burada doğru uygulamamız gerekiyor. Ortadan kalkmak, dikkat edin, sıfır olmak değil. Ortadan kalkmış oluş olmak demek. Yani oluşun ortadan kalkması, ortadan kalkmış oluş, negatif oluş üretmesi demek. Oluşun ortadan kalkması, oluşun momentlerinin ortadan kalkması anlamına geliyor. Yani oluşun ortadan kalkması dediğimiz şey aslında eğer izleyebiliyorsanız içindeki momentlerin, kapsadığı momentlerin yani varlığın ve yokluğun kendilerinin ortadan kalkması demek. Çünkü bunların belirlenimi birbirlerini ortadan kaldırmaktı. Varlık yokluğu ortadan kaldırır, yokluk varlığı ortadan kaldırır. Çünkü bağdaşmıyor bunlar ve karşılık oluşturuyorlar ve karşılık şey. Böyle bu. Mantıksal olarak tablo böyle görünüyor. Realiteye baktığımız zaman realitede de bu böyle. Realitede oluş süreçleri dediğimiz zaman tabii ki onu tekelleştirmemiz, daha belirli olarak vermemiz gerekir ama bütün realite bir genezis, bir oluş süreci. Ve de bu oluş süreci aynı karşılık mantığı tarafından güdülüyor. Burada realitede ne oluyor? Realitede galaksiler oluşuyor. Güneş dizgeleri oluşuyor, yıldızlar oluşuyor, gezegenler oluşuyor filan. Daha kin alanına gelirsek, oradan şey, ondan önce biyolojiye bakarsak türler oluşuyor, yaşam ortaya çıkıyor, türler oluşuyor ve Homo sapiens ortaya çıkıyor ve Homo sapiens kültür oluşturmaya başlıyor. Kültürün kendisi baştan sona bir oluş süreci. Yani çelişkiler bütünü diyebiliriz. Ve öyle olmasaydı, herhangi bir oluş olmasaydı saçma olurdu. Yani bunu durdurmanın bir olanağı yok. Oluş, her şey akar diyor Heraklitos ve onun anlatmak istediği şey tam olarak bu. Özdeksel evren ve tinsel evren, bunların ikisi de oluş sürecinde.
Oluş çok genel bir adlandırma. Türeyiş dediğimiz zaman burada bir türün ortaya çıkışını, türün oluşunu anlatıyoruz. Değil mi? Yani şimdi realitede, yani varoluşta ya da belli varlık alanında oluşta olmayan hiçbir şey yok. Hepimiz oluştayız. Sürekli olarak değişiyoruz, sürekli olarak başkalaşıyoruz. Sürekli hiçbir moment, hiçbir an durmaksızın bu sürüyor. Ve de bütün bunları açıklamak için o tikel noktaların kendi kavramlarını kullanmamız gerekiyor. Yani oluş çok genel bir kavram. Her şeyin altında yatıyor. Şimdi oluş ortadan kalktığı zaman ortaya ne çıkıyor? Ortaya çıkan şey negatif varlık ve negatif yokluk. Başlangıçtaki varlık, dolaysız varlık negatif değil. Ona öyle bir eklenti eklemiyorduk. Negatif ya da pozitif demiyorduk. O varlık, yalnızca varlık. Ama oluşun çelişkisi dolayısıyla ortadan kalkması sonucunda ortaya çıkan yeni durum, onun ne olduğunu bilmesek bile şeyi biliyoruz. Orada varlığın ortadan kalkmış olarak bulunduğunu, varlığın negatif olarak bulunduğunu ve yokluğun negatif olarak bulunduğunu biliyoruz. Yani bunlar bize yeni kavramlar verecekler. Negatif varlık dediğimiz şey olumsuzlama yüklü varlık. Yani olumsuzlanmış bir varlık. Olumsuzlama yüklü demek, olumsuzlamadan geçmiş demek. Olumsuzlanmış varlık ve olumsuzlanmış varlık belli varlığın ta kendisi. Çünkü olumsuzlama belirlemedir. Bunu biliyoruz. Spinoza'ya borçluyuz. Ve olumsuzlama ile yüklü belirli varlık yeni bir alan, yeni bir basamak diyebiliriz. Yani bir alanın içinde alt alanlar diye düşünebiliriz bunları. Ve de belli varlık alanı sonluluk alanı. Şimdi belli varlık alanını incelerken karşımıza çıkan kategorileri hatırlayın. Burada ne vardı? Belirlik vardı. Yani birlik. Olumsuzlamayla tanımlanıyor. Belli olmak demek, olumsuzlama kapsıyor olmak demek. Başka bir şey demeye gerek yok. Eğer tikel bir belirlikten söz edersem o zaman o da şey. Yani her şey belirliktir ve her şey olumsuzlama kapsar anlamına gelir. Her şey, yani bir şey kendisi olduğu zaman tüm başkalarını kendinden dışlıyor. Olumsuzlamanın bir anlamı da bu. Bir şeyin kendisi olması, başkalığı dışlaması demek. Başkalığı dışlaması, başkalık ile bağıntı içinde olması demek, değil mi? Yani bunu anlayabiliriz. Dışlama denen şey. Şimdi burada mantık biliminde en can alıcı noktalardan biri anlığa yenik düşmemek, anlığın tuzağına düşmemek, anlığın soyutlamasına düşmemek. Yani olumsuz ama kendi başına duran bir şey değil ve olumsuz zamanın kendisi olgusallıkla karşılık içinde duruyor bu mantık biliminin bu aşamasında. Yani realite dediğimiz ya da olgusallık dediğimiz şey o kadar büyütülecek bir şey değil. Yine buna dikkat edin. En azından bunu öğrendikten sonra kafamızda eğer sağlamsa, güçlü bir şekilde kavramışsak onu öyle düşünmemiz, öyle düşünmeyi sürdürmemiz gerekir. Realite demek pek yüksek bir şey demek değil. Realite belli varlığın anlatımı, ondaki pozitif yan, ondaki varlık yanı. Yani çünkü realiteyle yokluğu anlatmıyoruz, varlığı anlatıyoruz. Bir şeyin real olduğunu söylediğimiz zaman onun ne olduğunu söylemiş olmuyoruz. Onun sadece var olduğunu ve belirli olduğunu söylemiş oluyoruz. Bu kadar. Yani ve realiteye dikkat etmemiz gerekir. Realiteyi bilmemiz gerekir dediğimiz zaman hiçbir şey söylemiş olmuyoruz. Çünkü realite sadece belirli varlığı anlatıyor. Belirli varlığı bilmek gerekir. Belirli varlığı bilemeyiz. Çünkü belirli varlıkta o belirlikten başka, o genel ya da soyut terimden başka bilinecek hiçbir şey yok. O yüzden birbirimize realiteyi iyi bilelim, realiteyi kaçırmayalım diye öğüt vermekten vazgeçmek en iyisi. Çünkü realite dediğim gibi çok elementer bir terim ve onunla büyük bir şey anlatmış olmuyoruz. Eğer görüngüyü bil dersek o daha yüksek. Fenomeni bilmek çok daha yüksek. Çünkü fenomeni bilmek çok daha güç. Yani belli varlık dolaysızca önümüzde duruyor. Realite her zaman önümüzde olan şey. Olumsuzlamasıyla birlikte.
Ve ama görüngü dediğimiz zaman, elimsellik dediğimiz zaman, varoluş dediğimiz zaman bunlar daha yüksek kavramlar ve bunları yöneltmek çok daha iyi olur. Değil mi? Realite elementer, unutmayın onu. Ve daha mantık biliminin henüz başındayız. Yani oluştan ortaya çıkan şey realite diyebiliriz. O kadar ilkel. Hiçbir belirlenim yok, belirli olmanın dışında. Şimdi realite burada nitelik ortaya çıkıyor. Realitenin ya da belirli varlığın bir niteliği var. Çünkü nitelik de şey olumsuz ana kapsıyor. Yani artık burada her moment olumsuz ana kapsayacak. Şeyde bir önceki basamakta varlık ve yokluk ilişkisinde henüz olumsuz zamanın yeri yoktu, değil mi? Yoktu çünkü doğalsızdı o terimler ya da o momentler ve de onların olumsuz zaman kapsamaları onları dolaylı yapacaktı. İlişkili yapacaktı. Burada belli varlık alanında dolaysızlık bitti ve belli varlığın kendisi dolaylı olan. Yani bir türeyişi var, bir oluş sürecinden geçtiği için dolaylı diyoruz. Oluş, onun dolaylılığını oluşturuyor. Ve şimdi yakına bakarsak, belli varlıkta bir şey ve başkası çıkıyor. Bir şey ve başkası, bunlar birler. Bunlar karşıtlar ve karşıt oldukları için birler. Çünkü bir şey başkası olmadığı için kendisi ve de başkasını dışladığı için kendisi, değil mi? Ve o dışlama zorunlu olduğu için, mantıksal olduğu için aynı zamanda içer mi diyebiliriz. Yani bir şey hiçbir zaman başkasından ayrılmıyor. Ve dolayısıyla bir şey ve başkası ayrılmaz karşıtlar olarak birlik içindeler. Bu birlik şey değil, dışsal bir birlik değil, içsel bir birlik ve her şey kendinde, kendi karşısını kendi içinde taşıyor dememiz gerekir. Her şey ya da her bir şey. Çünkü bir şey başkasının karşısına alıyor. Başkası olmamakla kendini tanımlıyor. Başkasını olumsuzlamakla kendini belirliyor. O zaman o olumsuz zaman o bir şeyin mantıksal yapısında bulunuyor. Bir şey kendisi ama aynı zamanda başkası. Şimdi burada tekrar dışarı biraz ileriye bir gönderme yapalım ve özdeşlik kavramına bakalım. Eğer bir şey kendisiyle özdeş olsaydı, yani bir şey eşittir bir şey olsaydı ve başkasını saltık olarak dışlıyor olsaydı, burada bir şey bir şey olarak kalırdı. Değişim, başkalaşım ortadan kalkardı. Özdeşlik ilkesi bunu gerektiriyor. Özdeşlik ilkesi bir şeyin yalnızca kendisi olduğunu ve karşısıyla bir bağlantısının olmadığını, bir ilgisinin olmadığını, güzel güzel kendi olarak kalmayı sürdürdüğünü anlatıyor. Bu anlak soyutlaması ve bu anlak soyutlaması şey çok zorunlu dedik, çok özel. Yani bunsuz mantık yapamayız ama bilinç ona takıldığı zaman o zaman karşımıza bütün bir şey çıkıyor. Pozitivizm, analitik gelenek filan bu tür şey felsefenin henüz ilk adımını atamayan emekleme tutumları çıkıyor diyebiliriz. Kitaplara bakın göreceksiniz. Özdeşlik ilkesi ya da Wikipedia'ya falan bakın görecek. Özdeşlik ilkesi. Çocukça tanımlar var. Diyalektikle hiçbir ilgisi olmayan, onu bütünüyle göz ardı eden, unutmaya çalışan böyle bir çaba var. Saçma. Bir şey kendinde kendi başkasını kastırdığı için başkalaşabilir. Başkalaşım demek bir şeyin olabileceği şey olması demek. O olabileceği şey o şeyde olduğu için başkalaşım olanaklı ve başkalaşım ya da değişim belli varlık alanında ortaya çıkıyor. Oluşun kendisi bir değişim getirmiyor. Oluşun kendisi ortaya oluşacak olan, değişecek olan şeyi çıkarıyor. Yani belli varlığı çıkarıyor, Dasein'i çıkarıyor ve burada olgusallık, realite kavramı karşımıza çıktı. Bunun olumsuzlukla, olumsuzlamayla bağlantısını kaçırmıyoruz. Olumsuzlama bir ilişki demek. Yani birbirini olumsuzlayan şeylerin bağıntısı demek ve her şey kendini olgusallık olarak, olumlu olarak görürken kendi karşısını olumsuz olarak görecek, değil mi? Bu şey kaçınılmaz olan bir şey ve mantıklı olan bir şey. Burada bu noktaya kadar sormak istediğiniz ya da daha iyi açıklama istediğiniz nokta, açıklamasını istediğiniz yerler varsa belirtin, yoksa devam edelim. Devam ediyoruz. Şimdi
Burada belli varlık alanındayız. Kendi için varlığı biraz önce ediyoruz. Bir basamak gerisindeyiz ve kendi için varlığı için. Belli varlık alanının karakteristiği sonluluk. Burada sonluluk, sınır ortaya çıkıyor. Sınır, nitel sınır, unutmayın. Nicel sınır değil. Yani bir şeyin niteliği neyse o şeyin sınırı, o nitelik. Yani yeşillik. Eğer bir şey yeşil ise o onun nitel sınırı ve nitel sınırın ortadan kalkması, aşılması, o bir şeyin kendisinin ortadan kalkması anlamına geliyor. Nitelik, şimdi niteliğin varlıkla birliği konusu var. Yani Hegel bir yerde ya da birçok yerde söylüyor olabilir. Bir şeyden niteliğini alırsanız onun varlığını alırsınız. Yani herhangi bir şey, güzellik, güzellikten güzel olma niteliğini alırsanız güzelliği yok edersiniz. Yeşillik ya da mavilik, ondan o mavi olma niteliğini alırsanız orada varlığını yok edersiniz. Yani mavilik, mavi olarak var olmak demek. Şimdi burada ne var? Nitel sınır dediğimiz şey, onu nasıl daha anlaşılır kılabiliriz? Yani mavilik lik takısı alıyor değil mi? Lik var burada. Yani İngilizce'de ve Almanca'da ve Fransızca'da falan değişik takılar geliyor burada biliyorsunuz. Lik takısı nitelik belirten bir takı. Nicelik belirtmiyor değil mi? İngilizce'de mavilik nasıl denir? Ya da kırmızılık. Türkçe'de biz lik takısı ekliyoruz. Efendim? Luz eki değil mi? Red Luz olabilir mi? Red Luz ya da. Redness. Redness dedim değil mi? Tabii. Yani NES. Burada NESS. NES takısı var ve başka takılar da var. Ama bu takının yani mavilik dediğimiz lik takısının anlamı lik kendi başına anlamsız değil mi? O dilin oluş sürecinde dilin genezisinde böyle bir değişim kazanmış ve deforme olmuş diyebiliriz. Orada mavilik derken demek istediğim şey mavi olmak. Mavilik eşittir mavi olmak diyebiliriz. Yeşillik eşittir yeşil olmak diyebiliriz. Olmak. Olmak. Yani burada bir semantik problem olmuyor. Bir şeyin yeşilliğinden söz edersek mavi olmasından söz ediyor olacağız. Bu ikisi şey. Aynı değil, biçimleri farklı. Biri lik, biri olmak. Ama burada varlık anlatılıyor. Olmak demek, varlık demek. Bunu diyebilir miyiz? Oluşmak, Türkçe'de olmak sözcüğü hem olma, varlığı anlatıyor hem de oluşu anlatıyor. Yani İngilizce'de böyle bir şey var. Almanca'da ve İngilizce'de ayırabiliyorlar bunu. Becoming dendiği zaman bu şey, oluş anlatan bir sözcük. Become olmak demek, to become olmak demek. Ama Türkçe'de biz olmak sözcüğünü become içinde, oluş içinde kullanabiliyoruz, oluşu da kullanabiliyoruz. Mavi olmak derken şey, yani to become blue dendiği zaman orada become, to be blue o varlıkla ilgili ama to become blue dendiği zaman o değil mi? Oluşla ilgili. Ona dikkat edin yani bunu antiparantez. Evet. Değilmiş olalım. Ama orada varlık ve niteliğin birliğini açıklamada bu bağıntı ya da bu ek söz takılar şey yapabilir. Son ekler işinize yarayabilir. Yani bir şeyin niteliğini alırsanız varlığını alırsınız. O nedenle orada sınır onun niteliğiyle bir. Bir şey sınırını aşarsa kendi niteliğinin ötesine geçiyor demektir. Ve kendi niteliğinin olumsuzlaması onu ortadan kaldıran bir durum olacak. Şimdi onun dışında sınır dedik. Sınır da bir şey başkasına değiyor. Başkasıyla bir oluyor. Değmek demek burada bir olmak. Yani sınırında bir şey kendisi ve başkası. Kendinin ve başkasının birliği değişimin olanağı. Az önce söyledim. Özdeşlik ilkesi bir şey kendisidir. Kendisinden başkası değildir diyor. Hayır. Diyalektik tam tersine. Kendisi başkasıdır diyor. Çünkü o başkasıyla zorunlu bağıntı var. Onlar zorunlu bağıntı birlik demekti. Mantıksal olarak burada bir şey ve başkasını uzaysal olarak yan yana düşünmenin bir yararı yok. Mantıksal bağıntı ancak ve ancak birlik olabilir. Buna dikkat edin.
İlişki kategorilerine geldiğimiz zaman öz alanında yine bunu görüyoruz. Yani orada olumlu ve olumsuzun görevliliği ilişkisi, onların birliği demek. Birlik ikisinin eşit olması demek. Karşılıklar olarak eşit olmaları demek. Tek yanda anlarsak saçmalaşır. Olumlu ve olumsuz birbirine eşittir. Bu saçma. Çünkü analitik. Çünkü anlam saçması. Saçmalı. Olumlu olumludur demek, o da eşit ölçüde saçma. Bu da anlayan soyutlaması. Olumlu olumludur dersem onun olumsuzla ilişkisini göz ardı etmiş olacağım. Olumlu olumludur ve olumlu olumsuzdur. İki önerme birlikte gerekiyor. Karşılar yalnızca ayrı değil ama aynı zamanda bir olmak zorundalar ve şimdi sınırda bir şey başkasıyla bir arada. Yani kendinde başkası olduğu için o şey yapabiliyor, ötesine geçebiliyor, kendini olumsuzlayabiliyor. Olumsuzlamanın kendisi burada karşılığa dayandığını gösteriyor. Olumsuzlama bir şeyi gelip dışarıdan gelen başka bir şeyin devirip yok etmesi değil. Olumsuzlama bir şeyin kendi kendini ortadan kaldırması demek. Ve de onun olanağı bu karşılığı kendi içinde taşıyor olmasına bağlı. Eğer bir şey başkası olamıyorsa hiçbir zaman değişmez. Sonsuza kadar öyle kalır. Değil mi? Özdeşlik ilkesi şey, tüm devrimi, tüm oluşu, tüm süreçleri ortadan kaldıran bir anlat soyutlaması. Analitik felsefeciler bunu seviyorlar ve ona göre hiçbir şey üretemiyorlar. Şimdi oluş ortadan kalktı, belli varlık çıktı ve belli varlık olumsuz zaman kapsıyor ve bu olumsuz zamanla ilgili bir takım başka bağıntılar var. Onları gözden geçiyoruz. Burada Hegel'in dizgesine de bakabilirsiniz. Yani Hegel bunları zaman zaman daha dizgesel bir yapı içinde almaya çalışıyor ama yani belli bir dizgesellik var. Fakat yine de bunların sürekli olarak birbiriyle bağıntı içinde kullanmak şey değil. Yani özellikle özeti yaparken onları böyle en kolay anlaşılabilecek perspektif almakta yarar var ve sanırım şu anda söylediklerim şey değil. Yani izlenmeyecek şeyler değil. Şimdi belirlilik varlık ile bir dedik. Bu önemli. Belirlilik var. Belirlilik ve belirlenim arasında ayrım var. Yani tabii ki bunlar ayrı olmasaydı iki sözcüğe gereksinim olmazdı. Ama belirlilik dediğimiz gibi o şeyi anlatıyor, niteliği anlatıyor diyebiliriz belirlilik. Şimdi sınır nitel sınırdı ve değişimin olanağı. Burada en önemli kavram sonlu kavramı yani belirli varlık bir olumsuzlamayla yüklü varlık. Dolayısıyla sonlu yani belirli varlık. Daha önceki aşamada sonluluktan söz etmemizin olanağı yoktu. Varlığın sonlu olduğunu söyleyemezdik. Yokluğun sonlu olduğunu söyleyemezdik. Çünkü sonluluk bir sınırı imleyecek, sınırı gerektirecek. Ama varlık herhangi bir şeyde sınırlı değildi. Yokluk da herhangi bir şeyde sınırlı değildi. Hiçbir şekilde olumsuzlama içermiyorlardı. Arı olumlu ve arı olumsuzdan söz ediyorduk orada. O arılık ya da o boşluk onların ayrım olmadığını gösteriyordu. O yüzden onların birliğinin mantığını o bağlamda, o düzlemde açıkladık. Ama belli varlıkta sonluluk alanındayız. Şimdi sonluluk bir sınıra gelmek değil mi? Sınır ve sonluluk yakın kavramlar. Aynı şey değil. Bir şeyin son dediğimiz zaman onun sınırını demek istiyor olabiliriz tabii ki. Ama bir şeyin sonu olması demek, onun ötesinin olması demek. Ve de burada öte kavramı diyelim kendine gösteriyor ya da sözcük diyelim. Yani burada kavram olarak da öteyi buraya getirebiliriz. Nicelik alanında da aynı şey olacak. Orada da sınır var. O sınırların yapısı, mantığı farklı olacak. Şimdi biz nitel sınır alanındayız ve burada burada şey, sonluluk. Şimdi sonluluk bir şeyin kendisine ait. Bir şey, salt bir şey olduğu için sonlu. Ve de ama bir şey aynı zamanda kendi başkasıydı.
Kendi karşısını kendinde kapsıyordu. Kendi sınırını bir yerde kendi içinde kapsıyordu. O zaman bir şey başkası olduğu zaman, yani değiştiği zaman yine bir şey olacak. Başkasında yine bir şey olacak. Ama burada tam bir eşitlik yok. Şimdi burada Hegel kötü sonsuzluktan söz ediyor. Tam bu noktada, yani bir şeyin başkası olması, o başkasının da bir şey olduğu için onun da yine başkalaşması ve bunun böyle sürmesi bizi sonsuzluk yanılsamasına götürüyor. Bir şey başkası olur, o da değişir. Yine bir başkası olur. O başkası da bir şey olduğu için o da değişir. Burada bir şey var. Sonsuzluk görünüşü var ama bu sonsuzluk değil. Çünkü burada bu süreç sürekli yinelemeden oluşuyor. Yani burada bir şey yok. Son yok. Sonun olması gerekiyor. Sonsuzluk kavramını türetmek için, o kavrama geçebilmek için sonluyu korumamız gerekecek. Çünkü sonsuz, sonlunun olumsuzlaması. Ama bu başkalaşımlar zincirinde sonlu hiçbir zaman olumsuzlanmıyor. Çünkü her zaman ortaya çıkıyor. Çünkü her başkası yeni bir sonluluk alanı ve bu sonluluklar dizisi hiçbir zaman gerçek sonsuz değil. Gerçek sonsuz olanaklı ve gerçek sonsuzu nasıl çıkaracağız? Nasıl üreteceğiz? Burası şey, kritik nokta ve önemli nokta. Yine buraya kadar bir şey var mı? Soru. Gerçek sonsuza, sonsuzluk kavramını geçme noktasındayız ve ondan sonra kendi için varlığa gidecek. Sonluluk. Sonlu olan aynı zamanda reel olanın da bir başka adı ve reel olan şey değil. Sanıldığı gibi o kadar değerli bir şey değil realite. Sonluluk alanı, geçicilik alanı, yeticilik alanı, sonlu olmak demek realite, doğada ve tin alanında düşünürsek bitmek demek. Geçici, yetici, uçucu olmak demek ve orada o sonluluklara fazla değer vermemek gerekiyor. Şimdi başkası için varlık sonluluğun bir başka adlandırması. Yani eğer bir şey sonlu ise o başkası tarafından sınırlandığı için sonlu, başkası ile bağıntı içinde olduğu için sonlu ve bu ikisinin arasındaki bağıntıyı başkası için olmak terimiyle de anlatabiliriz. Başkası için olan neyse, her neyse sonlu olan demek. Sınırlanan ve o başkalık tarafından sınırlanan ve o başkalıkta kendi karşılığını bulan ve kendi problemini bulan anlamına geliyor. Yani başkasıyla sınırlanmak hoş bir şey değil. Ve de bu pek çok durumda kabul edilecek bir şey değil. Yani tim alanında başkalık şey değil. Orada kalabileceğimiz bir aşama değil. Onun yenilmesi gerekiyor ve o başkalığın yenilmesi nasıl olacak? Problem o. Yani başkası için varlık, başkası için olmak demek ve başkası için varlık eğer başkalığı yenemezse o zaman sonsuza geçemeyecek demek. Sonsuza geçmek için o ilişkide, yani bir şeyin ve başkasının ilişkisinde, bir şey ve başkası arasındaki ilişkide başkalığın bir şeyle bir olması gerekiyor. Eğer bir şey kendisi tarafından sınırlanıyorsa artık ona sonlu diyemeyiz. Tam tersine orada ona sonsuz dememiz gerekiyor. Yani bir şey sınırlanacak başkası tarafından. Ona öyle bir başkası ki o başkası aynı zamanda o bir şeyin kendisi. Burada sınırlayan kendisi olduğu için, yani bir şeyi sınırlayan onun kendisi olduğu için o sınır artık aynı zamanda sınır olmayan bir sınır. Sınır gerekiyor. Çünkü sonluluk gerekiyor sonsuzu elde etmek için. Ama sınırın başkalık da yüklü bir sınır olması ve o başkalığın katı bir şekilde sürdürülmesi sonsuza geçişi olanaksızlaştıracak. Sonsuza geçişin olanağı başkasının kendiyle birliği.
Bu şeyde bir şeyin kendi kendisiyle ilişkisi problem var burada. Bunu egoda görüyoruz, bilinçte görüyoruz, tin alanında görüyoruz. Yani burada bu problem şey, kendi için varlık kavramı özellikle Hegel'de gördüğümüz bir kavram. Yani Hegel onu bir bölüm olarak alıyor ve önemli bir yerde yani bir kavramı ve sonsuz kavramı bağlamında ele alıyor ve daha sonra nicelik alanında o kavramı baştan sona kullanıyor. O yüzden kendi için varlığı iyi düşünmek önemli. Kendi için varlık başkası için varlığın şeyi bir aşama ilerisi diyebiliriz. Çünkü başkası için olmak yerine kendi için olmak demek sınırın ortadan kalkması, sonluluğu ortadan kaldırmak demek. Bilinç kendini, ego kendini nesne yaptığında, kendi için olduğunun bilincine vardığında, yani kendi kendine düşünmeye başladığında, bu tinsel alanda kendi için varlık durumu. Doğada yok. Doğada her şey başkasıyla sınırlanıyor ve orada bir öyle bir eşitlik, öyle bir özdeşlik şey değil, olanaklı değil. Değil mi? Eğer bir örnek getirebilirseniz iyi olur. Yani atladığımız bir noktaya sonra düzeltmeyi deneriz falan. Ama kendi için varlık şey değil. Doğanın nesnelerine uygulanabilecek bir şey değil. Tine uygulanabilecek bir şey. Ve de ilk örnek, en yakın örnek ego ya da bilinç. Tin alanında yani şimdi tin alanında bilinç olarak diyelim, bütün bir evren ile karşılık içinde, bütün bir evren bilincin başkası, tinin başkası da diyebiliriz. Ve de burada kendi için varlığın olanağı, o başkalığın tinin ya da bilincin ya da busun terimlerine çevrilmesine izin vermesinde yatıyor. Yani bütün evren kavramsal bir biçim taşıyor. Tinsel ve doğal evren ve us karşısında o anlamda her zaman kendini buluyor. Yani usun özgürlüğü ancak ve ancak nesnesini kendi terimlerine çevirmesi yoluyla olanaklı olabilir. Yani bu da şey, bildiğimiz bir şey. Çünkü Anaxagoras ne demişti? Nous her şeyin, tüm evrenin özü demişti. Yani aynen böyle. Nous tüm evrenin özüdür demişti. Nous tüm evrenin özü ustur. Ve de usu bilebilir. Yani insan usu, insan nousu evrende kendi başkasında aynı zamanda kendisiyle ilişkiye, bağıntıya giriyor. Orada karşıtı olarak gördüğü alan yani evren bütün bir usun karşıtı olarak görünen alan evren aynı zamanda özsel olarak ussal. Bu bilimin de olanağı, özgürlüğün de olanağı ve kendi için varlığında, kendi için varlık kategorisi burada bu bağıntıyı bir yerde açıklamayı başarıyor. Kendi için varlık uygulanmayacak ya da önemsiz, böyle boş bir şey değil, terminoloji değil, tam tersine son derece önemli. Özgürlük ve sonsuzluk için bu kavram özsel. Bunu anlamadıkça özgürlüğü ve sonsuzluğu anlamanın bir olanağı. Özgürlük başkasının kendisiyle, kendiyle birliği demek. Başkası ve kendi diye terimleri net söyleyebiliriz. Başkası ve kendi, başkasının ve kendinin birliği bu şey. Kendi için varlığın olanlar. Burada başkası için varlık, belli varlık bitiyor. Belli varlıkta bir olumsuzlama var. Kendi için varlıkta da bir olumsuzlama var. Ama kendi için varlığın olumsuzlaması aynı zamanda olumsuzlama olmayan bir olumsuzlama. Çünkü bir şey kendi kendisi tarafından sınırlanıyorsa o şeyin sınırlandığını, katı bir sınır altına düştüğünü söylemek olanaksız. Yani çünkü ben kendimi niye sınırlıyım? Ben kendimi belirleyebilirim. Benim kendi kendimi belirlemem, kendimle ilişki içine getirmem, bu benim özgürlüğümün bir anlatımı. Daha başka bir şey değil. Yasalar eğer benim istencimin anlatımı hisseder, yasalar benim karşımda duran güçler olarak benim gücüm, benim kendi gücüm oldukları için bana egemen değiller.
Bana başkası değiller. O başkalıkta, o karşılıkta aynı zamanda benimle özdeşler. Ve de bu politik özgürlük. Şimdi kendi için varlık burada ortaya çıkıyor ve kendi için varlık mantıksal olarak bir kavramını türetiyor. Yani bir burada şimdi sonsuzluk geldi. Yani sonsuzluk şey kendi için varlığın ilk anlatımı değil mi? Ve de burada bir kavramı da bekliyor ve o sonsuzluk daha önce geliyor. 10 dakikamız daha var. Şimdi kendi için varlıktan sonsuzluğu elde ettik. Çünkü son olumsuzlandı. Yani sonun o kendisi ortadan kalktı ve sonun ortadan kalkması yani başkasının kendiyle birliği orada artık bir sonun olmadığı anlamına geliyor ve bu pozitif olarak sonsuzluk anlamına geliyor aynı zamanda. Yani başlangıçtaki ilk momentimizde varlıkta sonsuzluk görünüşü vardı. Çünkü bir sınır yoktu. Ama sınır olmaması sonsuzluğun olanağı değil. Sınır olmaması sonsuzluğun olanaksızlığı diyebiliriz. Çünkü sonsuzluk zorunlu olarak bir sınırı, bir sonu gerektiriyor. Ben, bu da şey, yani bize bir şey yapabilir. Bu mantıksal süreçte, mantıksal açıklamada işimize yarayabilir. Yani çünkü görünüşte bir şey var. Varlığın sonsuzluğu gibi bir tablo var sanki. Öyle bir görünüm ama değil. Çünkü varlık soyut ve hiçbir negatif kapsamıyor. Ama sonsuzluk negatifin yenilmesini gerektiriyor. Negatifin ortadan kaldırılmasını gerektiriyor ve bu şeyde belli varlık alanında ortaya çıkıyor ve kendi için varlık ilkin burada kendini gösteriyor. Şimdi burada idealitenin de ortaya çıktığını söylüyor realiteyle karşılık içinde. Çünkü belli varlık alanı realite alanı iken kendi için varlık alanı idealite alanı. İdealite burada olumsuz varlığı anlatıyor. Yani olumsuz varlık. Ne demek? Kendiyle olumsuz bağıntı bu terimi yakalayabilirseniz yine şey hem Hegel'i okumada kolaylık olacak hem de mantıksal olarak daha şey yapacağız, daha güçlü olacağız. Kendiyle olumsuz bağıntı demek örneğin öz bilinç durumunda yani benim benle bağıntısında burada iki tane ben yok. Çünkü biri olumsuz varlık yani ego bir ama ego kendini kendinden itebiliyor. Ve de kendini kendinden itmesi, kendini kendine nesne alması onu sanki ikiye bölünmüş gibi, ayrışmış gibi gösteriyor. Ama bu bağıntı olumsuz bir bağıntı. Yani olmayan bir bağıntı. Düşüncede var o, tasarımda, bilinçte olan bir bağıntı değil mi? İdealitenin bir anlamda oydu. İdeal sözcüğünü Hegel sık sık onu tasarımı anlatmak için kullanıyor. Platonik ideayı anlatmak için değil. İdeal felsefenin idealizminde bu nedenle şey. Burada yerini buluyor ve ama ideal moment olarak ortadan kalkmış olarak olumsuz olarak anlatılan neyse onu belirtmek için kullanılıyor ve her durumda momentler ortadan kalkmış olanlar ideal varlıklar olarak göreceğiz onları. Şimdi burada realite ve idealite arasındaki karşılık kendini gösteriyor. Realite aslında realite de şey idealiteden ayrı bir şey. Çünkü bu da bir sonlu terim, sonluluk terimi. Yani ideal realitenin gerçekliği idealitedir diyor. Yani bu şeyi kullanıyor. Bu bir kavramdan bir üst kavrama geçerken kullandığı şey anlatım yolu genellikle ikincinin birincinin gerçekliği olduğunu söylemek. Yani bu böyle kendisi değildir. Bunun gerçekliği ötekidir, daha yüksek olandır ve o ikisini ayırmak doğru değil onların. O geçiş mutlaka yapılacak. Burada da idealiteye geçiş realiteden yapılıyor ve realite idealiteyle bir olmak zorunda. İdealiteyi kendi içinde kapsıyor olmak zorunda. O geçişi yapmak için aynı zamanda. Şimdi sonsuzluk kavramı ve kendi için varlık kavramı. Burada bir ortaya çıkıyor. Çünkü bir kavramını nasıl çıkaracağız diye düşünürken ona yanıt olarak böyle bir açıklamayla karşılaşıyoruz. Hegel, Platon ve Aristoteles monası
çıkarsayamıyorlar. Dyas'ı çıkarsayamıyorlar. Ve de Monas ve Dyas sayı için gerekli diyorlar. Ama Monas ve Dyas'ın nereden geldiğini çıkarsayamıyorlar. Parmenides bir ya da varlık kavramına takılıyor ve onda yoğunlaşıyor ve o da şey yapıyor. Takılıyor. Yani çünkü soyutlama yapıyor ve varlığı yokluktan ayırıyor ve her şeyden ayırıyor. Yalnızca varlık gerçektir deyip bir kere göre aslında felsefenin gerçek başlangıcını Parmenides oluşturuyor. Yani mantık biliminin asıl başında ilk momentini ele alan düşünür Parmenides. Çünkü varlığı soyut olarak ele alıyor, varlık olarak ele alıyor ve ona bağlı problemler var. Onlarla ilgileniyor. Aslında Parmenides ya da Eleatikler felsefeciler olarak tüm değerlerini koruyorlar. Çünkü diyalektik bir yerde onların şeyi, ustalık alanı. Ama diyalektiğin nesnelliğini reddediyorlar. Yani kısaca söylersek Eleatiklerin o şeyleri bir ya da varlık üzerinde diretmeleri yine de onların diyalektik üzerine düşünmelerini ve onu geliştirmelerini önlemiyor. Aslında diyalektik üzerinde diretmelerinin nedeni diyalektiğin çelişkili olduğunu göstererek Parmenides'in haklılığını göstermek. Yani Zenon'un amacı bu. Diyalektik saçma sonuçlara götürüyor diyor. Gerçekten öyle. Yani anlamak için saçma sonuçlara götürüyor. Diyalektik Zenon'a göre devimin olamayacağını gösteriyor. Çünkü devim çelişki içeriyor. Bir yerde olmayı ve olmamayı aynı anda bir yerde olmayı ve olmamayı içeriyor ve Zenon bunu çelişki olarak anlıyor. Doğru. Çelişki. Devimin analizi de bu. Bu da doğru. Ama Eleatiklerin hatası o çelişkinin gerçekliğini yatsımak. Çelişkinin olduğunu yatsımak. O çelişki olmasa Heraklitos'un dediği gibi hiçbir şey olmayacak. Hiçbir devim, hiçbir değişim, hiçbir oluş olmayacak ve burada şey Eleatikler ve Heraklitos arasındaki ayrımı da görebiliriz. Ama teknik olarak Hegel mantık biliminin başına ya da varlık kavramını ele alan ilk düşünür olarak Parmenides'i görüyor. O anlamda doğru. Çünkü varlığı soyut olarak ele alıyor Parmenides. Ama Heraklitos o şey yapıyor. Yani öyle bir hataya düşmüyor. Ve o nedenle Heraklitos'un felsefesi, fragmanların şey, eğer onun o karanlık diyorlar, o kurgu kavramsal düşünme yolunu anlayabiliyorsanız bugün de şeyler, bütünüyle aydınlık ve yeniler. Ama Eleatiklerin şeyi, analitik pozisyonları o şey, o yitici olan, gerçek olmayan yan ve bir kavramı kendi için varlığı gerektiriyor. Çünkü bir öyle bir belirlenim ki eğer başkası tarafından belirlenirse bir olmayı kabul edemeyecek. Son olarak buna dikkat edin. Birin belirlenmesi için başka bir şey gerekiyor. Çünkü bir belirledik değil mi? Yani bir şey değil, herhangi bir belirsiz bir şey değil, bir belirli bir şey. Dolayısıyla bir olumsuzlama kapsamak zorunda. Olumsuzlama kapsadığı için belirli. Ve de varlığını o olumsuzlamaya borçlu. Ama bir eğer başkasıyla belirli olacaksa o zaman bir olamaz. En azından iki olur, bir ayrım ortaya çıkar. Bir dualizm, bir ikilik ortaya çıkar. O da biri çürütür. Birin olması için başka hiçbir şeyin onu sınırlamaması gerekiyor. Başka hiçbir şeyin olmaması diyemiyoruz. Çünkü belirlilik kesinlikle başka bir şeyi gerektiriyor. Bir belirli. Başkasıyla belirlenmek zorunda. Ama birin bir olarak belirlenmesi için o başkasının yine kendisi olması gerekir. O zaman birin belirlenimi birin birle ilişkisi. Ve de olumsuz bağıntı diyor Hegel buna. Birin bir dolaysız anlamda. Yani eğer biri tek başına düşünürsek, soyut olarak düşünürsek onlar açıklaması vermiş oluruz. Saçma. Bir çünkü kendi dışı var birinin. Kendi olumsuzlaması var. O zaman bir olmaktan çıkıyor. İki oluyor. Parmenides bunları pek fazla ele almıyor. Çünkü felsefe tarihinin başında her şeye rağmen. Yani Parmenides'i, Heraklitos'u bunlar
Bunları bir şey gibi dogma olarak görmemek gerekiyor. Yani felsefe tarihi her zaman şey ilerlemek zorunda, gelişmek zorunda bütün bu süreçte ve o nedenle felsefeyi sadece dışsal olarak öğrenmek isteyenler yapabilirler onu. Yani dogmalaştırabilirler ama Parmenides'i ya da Herakleitos'u kendi değerleri içinde, gerçeklikleri içinde görmemiz gerekiyor. Herakleitos oluş kategorisinde kesişiyor, duruyor. Daha sonrası yok onun için. Parmenides o varlık aşamasında duruyor ve daha sonrasını gerçek olarak kabul etmiyor. Yani yok demiyor ama görünmüyor diyor. Şimdi dilin çıkarsaması şeyde yok tabii ki. Burada yok. Birin çıkarsaması birin yani bir sayı değil burada. Ona dikkat edin. Ne sonsuzluk ne de bir. Bunlar nitelik alanının kategorileri. Bir ve şey. Şimdi birin kendiyle bağıntı olması, kendiyle olumsuz bağıntı olması, onun aynı zamanda çok olmasının da mantığını gösteriyor, değil mi? Son olarak onu söyleyeyim. Bir kendini, önümüzdeki hafta bu bir ve çoktan ilerleyebiliriz. Yani eğer ekstra sorular çıkmazsa. Bu çokluk kendi diyalektiğiyle gösteriyor çok. Yani çoku kapsadığını kendi mantığıyla gösteriyor. Bir kendiyle olumsuz ilişki yani negatif ilişki ya da ve burada şey iki tane birden söz etmiyoruz. İki tane birden söz edersek çokluk olacak. Bu bir anlamda şey birin kendisini çürütüyor ama çokluğun ortaya çıkması birin çürütülmesi, olumsuzlanması demek. Değil mi? Bir kendini kendinden iten olarak görülebilir. Yani egonun kendiyle bağıntıya girmesi gibi bir de aslında mantıksal olarak kendiyle bağıntının ta kendisini gösteriyor. Kendi için varlığın karakteri bu ve bu kendinde hemen çoku kendinden türeten bir mantık olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla çok birin kendisinde daha şimdiden kapsanıyor. Çünkü bir kendini karşısına aldığı zaman bir olmaya son veriyor. Ve bu her bir için yenilendiği takdirde karşımıza yine sonsuzluk görünüşünü taşıyan bir çokluluk alanı, çoğulluk alanı çıkıyor. Bir ve çok karşılar olarak böyle birbirine bağlılar. Ve de bir ve çok karşılar olarak bir oldukları için bunları ayırt edemeyiz. Ama burada birin ve çoğun kendileriyle ilgili pek çok şey var. Atomizm buraya bağlı. Uzay ve zaman kategorileri bu alan, uzay zaman ve özdek kategorileri bu alana bağlı. Kuvvet kavramı ve itme ve çekmenin birliği olarak kuvvet kavramı buraya bağlı ve tabii aynı zamanda realite ve idealite kavramların da bu bağlantıda olmak gerekiyor. Onları da iyi yerleştirmek gerekiyor ve İtme ve çekme diyorsak bir ve çok bağlamında o zaman plenum ve vakum kavramlarının kendileri buraya bağlı. Yani burada bir şey. Pek çok şey var, kavram var. Bunları önümüzdeki hafta ayrıntılı olarak ele alabiliriz. Yani ben not alıyorum. Bu kendi için varlıktan doğru gideceğiz. Çünkü nicelik kavramına geldiğimiz zaman bambaşka yepyeni bir dünyaya ayak basmış olacağız. Şimdi sorularınız varsa son birkaç dakika içinde onları alabiliriz. Ben bir şey sorabilir miyim? Ses gelmiyor. Şu an geliyor mu? Geliyor. Duyuyorum. Ben şey soracaktım. Elimizdeki verileri kurgul düşünceye nasıl yükseltebiliriz? Çünkü Hegel'in de örneğin elinde tüzede yahut mantıkta bir yığın vardı. Bunları kurgul düşünceye nasıl taşıdı? Ve mantığın girişinde çünkü şöyle söylüyordu. Tam alıntı yapamayacağım ama kurgul düşünme ile ilgili alıştırmalar yapılabilir. Yani o tarz bir şey okuduğumu hatırlıyorum. Biz kurgul düşünme alıştırmaları nasıl yapabiliriz? Ben bu konuda yeni olduğum için en azından nasıl çalışabilirim? Elimdeki verileri kurgul düşünceye nasıl yükseltebilirim? Şimdi şey yani soruyu anlamaya çalışıyorum. Şunu demek istiyor Hegel. Kurgul demek, spekülatif demek.
Kavramsal diye ilk anlamamız gereken bir şey. Yani kurgu ve kavramsal burada anlamdaş olacak. Yani kurgu öyle çok özel bir anlamı olan bir terim değil. Onu birkaç yerde Hegel kullanıyor ve Hegel onu bir yerde başkalarından alıyor. Yani çünkü yerleşmiş bir terim ve kullanılıyor. Spekülasyon yani dış kültürdeki anlamıyla benzerlik gösteriyor falan, ama önemli olan kavramsal düşünce. Yani kavramsal düşünce yalın olarak gerçek anlamda mantıksal düşünme demek ve de onun yani tin alanı ve doğa alanına döndüğümüz zaman buradaki kavramları nasıl ele alacağız sorusu, o şey yani mantık biliminde yapılan işin aynısını doğa ve tin alanlarında yapmayı gerektiriyor. Orada kavramlar var. Doğanın kavramlarını biliyorsunuz. Uzay ve zaman ve özellikle başlıyoruz. Mekanik kavramlarla başlıyoruz. Bunlar bunların mantıksal bağıntıları önemli. Yani uzayın ve zamanın mantıksal çözümlemeleri, sonra özdeğe geçiş, sonra oradan özellikle ilgili pek çok kategori var. Yani kuvvet kavramına geçiş. Yani doğa felsefesinde Hegel onları toparlıyor. Hegel'in yapmaya çalıştığı şey şu. Yani mantık bilimine geçtikten sonra doğa bilimlerine dönüyoruz ve doğa bilimlerini, yani Hegel'in doğa felsefesi kendi zamanındaki doğa bilimlerindeki düzeyin bir mantıksallaştırılması anlamına geliyor. Hegel şeyden habersiz. Hani Maxwell'i bilmiyor, Faraday'ı bilmiyor. Yani Hegel'in zamanında doğa bilimlerinde önemli bir ilerleme var. Manyetizma, elektrik, bunlar ortaya çıkmış. Kimya bir alan olarak belirmeye başlamış. Ki Kant kimyayı bir sanat olarak görüyor, bilim olarak görmüyordu Hegel'den biraz önce. Hegel'in zamanında doğa bilimleri çok ileri değildi. Doğa bilimcilerin kendileri sık sık saçmalıyorlardı. Yani bütünüyle geçersiz ve hiçbir ciddiyeti olmayan hipotezler getiriyorlardı. Yani o dönemde şey vardı, büyük bir doğa bilimlerinde büyük bir patlama vardı. Hegel onları okudu. Rahatça diyebiliriz, kendi zamanındaki bir doğa bilimsel gelişimin bütününü tanıyordu. Yani doğa felsefesini okursanız onu göreceksiniz. Dolayısıyla Hegel'in yaptığı şey doğa bilimi kavramlarını türetmek değil, var olan ve kullanımda olan ve kuramlarda yerleşmiş olan kavramları alıp onları ussal olarak bantlamak, ussal bir dizge yapısı altına getirmek. Ve de burada yani önce doğa felsefesini mekanik olarak, sonra kimya olarak, sonra da biyoloji olarak görmesi gerekir. Tabii tam olarak bu şekilde yapmıyor. Bunun açıklaması da önemli. Ama tin alanına geldiğimiz zaman yine aynı şeyi yapıyor. Yani psikoloji üzerine yazarken yapmıyor. A priori türetmeler yapmıyor. Tam tersine o zaman da psikolojinin geldiği yeri öğreniyor ve ona göre yapıyor çözümlemelerini. Ya da antropoloji için yine aynı şey. Fenomenoloji için aynı şey. Hegel'in yaptığı şey doğa ve tin alanlarındaki veriyi, oradaki datayı bilgiye çevirmek. Yani veri, data bilgi değil. Bunlar ham bilgi diyebiliriz. O veri olarak kaldığı sürece ölü demek. Yani orada bir anlam yok ya da kaotik bir durum var. Dizgesiz bir yığılma var ve o yığılma insanın kabul edebileceği bir şey değil. Oradaki anlamı, ussallığı bulup çıkarmak zorundayız. Değil mi? Yani mekanik ve kimyanın ilişkisi çok özel bir ilişki. Bunu mekanikçilerin de bilmesi gerekiyor, kimyacıların da. Ve de mekanik ve kimyanın her ikisi biyologlar için olağanüstü önemli. Çünkü biyokimyayı mekanik bilmeden anlayamayız, açıklayamayız. Ancak veri üretebiliriz. Çünkü şeyi bilmiyorsak, örneğin moleküller arasındaki bağların niteliğini, karakterini bilmiyorsak, mekanik karakterini, çünkü o moleküllerin mekanik şeyleri de var, yanları da var değil mi? Molekül mekaniğin konusu her şeyden önce. Ya da atom dörden dörde mekaniğin konusu. Orada mekanik bilgimiz eksik olduğu zaman şeyi açıklayamayacağız. Organik yaşamda ya da biyomoleküler düzlemde moleküller arasında bağıntıların ne olduğunu
Yani niye fosfor ya da fosfat şeye giriyor, DNA'ya giriyor? Niye o nükleotitler o yapıyı taşımak zorundalar? Çünkü nükleotit dediğimiz şey 4 tane biliyorsunuz ya da 5 tane RNA'yı da katarsak. Bütün bir DNA'nın şeyi temel birimi diyebiliriz. Ve o yapının mantığını, o basit yapıyı açıklaması gerekiyor. Çünkü onların orada birleşmelerinin altında yatan nedenler şeyler. Yani DNA'nın moleküler yapısının açıklaması bizi en sonunda şeye götürüyor, mekaniğe götürmek zorunda. Niye mekanik diyoruz? Çünkü orada moleküllerin bağlarının, şu anda bunlar hipotetik ama kullanılıyor. Yani o moleküler bağların birbirleriyle yaptıkları açılar şeyi belirliyor. O moleküler yapıların oluşup oluşamayacağını, olanak olup olmadığını belirliyor. Yani felsefede felsefe şey değil, gevezelik değil. Yani bilimsel içeriği önünüze alıp oradaki usulü aramanız gerekiyor. Yani Kepler şeyleri buluyor, kendi yasalarını buluyor, gezegen devrimini açıklıyor ve tamam. Ama felsefe değil Kepler'in yaptığı şey. Görgü, tam veri. Orada onun usulünü ortaya çıkarmak felsefenin yapması gereken ya da insanın en sonunda beklediği şey o. Yani sadece gezegen yasalarını öğrenmek, onların bağıntılarını, dışsal bağıntılarını ölçüp oraya ona göre formüller üretmek bilimin şeyi değil, son işi değil. Son iş o yapının mantığını ya da zorunluluğunu göstermek. Bu herkesi ilgilendirmiyor. Yani pragmatikler buna hiç önem vermiyorlar. Onlar sadece sonuçla ilgileniyorlar. Yasa işimize yarıyorsa, yararlıysa kullanırız diyorlar. Ama bu şey değil. Yani son insanın yetinebileceği bir şey değil. Biz o yasaların çıkarsamasını ya da zorunluluğunun gösterilmesini de istiyoruz. Kısaca şey, yani veriler doğa ve tin alanında bugünlerde big data deniyor. Yani çünkü kütlesel olarak aşırı büyüdüler. O veriler kütle olarak hamlar ve onları anlamlandırmak gerekiyor. Doğanın ve tinin verilerini bilgiye çevirmek gerekiyor. Doğa ve tin felsefelerinin işi bu. Onun için de oradaki kavramsal kurgul yapıyı ortaya çıkarmamız gerekiyor. Kurgul yapı, kavramsal yapı. Bunu başka türlü anlamaya çalışmanın bir gereği yok. Spekülasyon yabancı bir sözcük ve Arapça'da ona nazari diyorlar. Kuramsal. O da çok iyi değil. En iyisi kavramsal gibi görünüyor. Bu kadar şu anda verebileceğimiz yanıt. Sizin söylediğiniz kelimelerle söyleyecek olursam, evet, elimizdeki ham veriyi kavrama yükseltmeyi, evet, ben onu sormuştum tam olarak. Kavrama yükseltmek biraz şey, yani zaten kavram içeriyor. Onu yükseltmene gerek yok. Onu yani anlamamız gerekiyor yalnızca. Evet, yani tabii O doğa yerde bilimleri de başka bir yerde değil. kavram. Dizgeselleştirmek, yani doğa bilimlerinin kavram kullanmadığını söylemiş olmuyoruz. Doğa bilimleri zorunlu olarak kavramlar üzerine gidiyorlar ama doğa bilimci o kavramları şey yapmıyor, fazla kavram olarak algılamıyor. Yani tam tersine aslında onları reel olarak ya da nesnel olarak, dışarıdaki şeyler olarak görüyor. O doğal bilimcin bir yerde felsefi yetersizliğinden geliyor. Veri demek şey, yani kavramların kaotik durumu demek bir yerde. O zaman isterseniz daha başka sorunuz yoksa şey yapalım, ne yapalım? 10 dakika, 15 dakika ara verelim. 15 dakika ara verelim, değil mi? Evet. Kaotik felsefe. Sorularınızı hazırlarsanız memnun oluruz. Saat kaç diyelim? 21:24 şu anda. 10:20 kala. 40. Evet. Tamam. 21-40. 21:40. Peki. Tamam. Görüşmek üzere.